Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarını 27 Kasım 4 Aralık haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli bir hafta geçirirsiniz. Dileğini siz de lütfen içinizden ya da biraz hafif sesli söyleyin ki güzel bir hafta olsun. Bakalım falımızda ne çıkacak? Bu hafta aslında kendinizi değiştirmek ve yenilemek konularında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeni ortamlara, yeni ilişkilere açık olmadığınız bir hafta görselleri var. İş konularınız daha aktif, para kazanma odaklı bir hafta olacağını ya da işinizle alakalı konuların aktif olacağını düşünüyorum. Ama bakalım falımızda neler çıkacak. Evet, daha aktif olan iş konuları arkadaşlar. Orada bir yalnız uyarım olacak size. Şimdi gördüm, onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi az olan bölümden başlayalım. İlişkiler konusundan başlayalım. Bir kere üstünüzde taşıdığınız bir kişi var ailede. Çocuğunuz olur, eşiniz olur ama bir kişiyi sırtınıza almışsınız. Baya baya onun yapması gereken her şeyi siz yapmaya çalışıyorsunuz. Burada bu durumdan da rahatsızsınız. Hatta bir yakınınızla da bu konuyu devamlı konuşuyorsunuz. Bu hafta sonundan sonraki pazartesi diyelim. Yani hafta sonu da aynı konular gene gündeme gelecek ve pazartesi aslında gündeminizde aile içerisinde başkalarının yapmadığı işleri kendiniz aldığınız için biraz sıkıntılı, ikilemde, değişken bir ruh halinde görünüyorsunuz. Sanki inat eden birileri var ailede. Bir şeyleri yapmamak adına ve her yapma işinde siz yapmak durumunda kaldığınız için kendinizi biraz sıkıntılı hissedebilirsiniz. Ben nereye gidiyorum derken bile geçmişe bakıyorsunuz çünkü. Ama bu salı günü biraz daha aktifleşiyor. Hangi anlamda aktifleşiyor? Sanki biraz o sorumluluklardan uzaklaşıp koşarak bir yerlere gitmek isteyeceksiniz. Koşarak sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla görüşmeye çalışacaksınız. Şimdi bunu aile içi olarak değerlendirdik. Eğer bir ilişkiniz varsa, ilişkide daha çok sorumluluk alan sizsiniz. Yani evli olmadığınız için konuşuyorum. Burada karşınızdaki kişiyi bir süredir taşıdınız. Ona karşı toleranslı davrandığınız süreçlerden sıkılmış olarak görünüyorsunuz. Artık ondan bir etki, bir tepki beklentisi içindesiniz. Yani sen de sorumluluk al diyorsunuz. Burada karşınızdaki kişi bu durumu farkında bile 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 isteye yapıyor bunu zaten. Bunu da farkındasınız. O yüzden de salı günü geldiğinde hani sanki biraz bu durumlardan uzaklaşmak, bu konulardan uzaklaşmak, biraz daha rahatlamak, biraz daha kendinizi özgür hissetmek adına kendi kendinize kalmaya çalışacaksınız. Burada çevrenizdeki insanlar da bu duruma biraz sıkılacak, şaşıracaklar. Hani burada sanki sıkıldım artık yeter der gibi böyle bir koşuşturma halinde çıkıyorsunuz. Ama bu sefer kendiniz için koşuşturacaksınız. Kendi üzerinizde bir değişiklik mi düşünüyorsunuz? Saç, sakal. Hani bir değişiklik var burada. Heyecanla yaptığınız bir konu var. Yine dediğim gibi kendi iç dünyanız, ruhunuz ve ikili ilişkilerinizle alakalı da değişiklik planlarınız olabilir. Hane içerisinde kafasına çok taktığı haber beklentisi içinde olan bir kişi. Bununla da çarşamba günü bu konularla alakalı ilgilenme durumunuz olabilir. Burada bu kişi çok fazla takılıyor. Kimsenin dediğini de umursamıyor. Hani bu kişi sizi tıkar, boğar ama çözüm bulamazsınız çünkü kendisi biraz tıkalı. Hani ne derler? Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ama düşünme zamanı değil aslında. Hani haber beklentisi içinde çocuğunuz mu var, eşiniz mi var? Yani düşünceli olmasının ona bir faydası yok. Anı yaşamıyor sanki. Anı yaşamadığı için de takılı kalmış. Burada aile için tıkayan, huzursuzluk yaratan, mutlu olunabilecek bir günü de mutsuz edebilecek bir karakterle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Burada hani ondan da kaçma derdiniz aslında var. Yani biraz üstümden düş der gibi çıkıyorsunuz. Bu kişi havada yakın zamanda da aslında beklenti içinde olduğu haberleri alamayabilir ki bu hafta özellikle. Çarşamba, Perşembe gününe geldiğimizde uzak, çok da yakın değil, çok da uzak değil aslında ama bir kişiyle görüşmeniz var. Hatta bu görüşmeye iki kişi gidiyorsunuz. Bir aile olduğunu düşünüyorum aile içerisinde çıktığı için. Bir tanıdığınız, sevdiğiniz bir kişi olabilir. Yakın bir dostunuz olabilir ama hani biraz böyle ayaküstü muhabbet edeceğiniz, o kişiyle alakalı bir şeyler öğreneceğiniz süreç var. Aslında burada o kişinin kimse belki de öncesinde sevdiğiniz bir anda karşılaştığınız birisi de olabilir. Çünkü bu kişiyle iletişiminiz devam edecek bu hafta. Hani eskiden bir arkadaşınızla görüşüp telefonunu mu alacaksınız, onunla görüşmeye başlayacaksınız. Hani burada eskilerden bir kişiyle konuşma, ani karşılaşma ve buna dayalı da görüşme konuşmalar var. Biraz da gizli kapaklı konuşmalar var. Hani acaba ex aşk gibi bir şey mi diye düşünüyorum ya da işte ne bileyim
Eskilerden bir sevgiliniz mi olacak? İşte bir yerlerden mesaj mı gönderecek? Size ani gelecek bir şeyler var. Bu eskilerden sevdiğiniz, değer verdiğiniz. Sadece eks aşk olarak da değerlendirmemek lazım aslında, ama burada sonrasında Perşembe, Cuma gizli görüşme görselleri var arkadaşlar. Hani burada çok da kimsenin bilmesini istemediğiniz görüşmeler yapıyorsunuz. Telefonla gibi. Çok karşılıklı da durmuyor. İletişim ağı görsellerinde. Çünkü bu kişinin elinde bir bayrak var. Yani hani savaşta beyaz bayrak çıkartırlar ya, teslim oldum diye. Hani birisi sizin hayatınızda, belki aile çevrenizden de olabilir, İnat ettiği bazı konularda sizinle zıtlaşmış ama artık vazgeçmiş görselleri var. İşte kayınvalideniz, atıyorum gene dediğim gibi arkadaşlar, kayınvalidenizle küssünüzdür ama yavaş yavaş bir iletişim hali olur bu hafta. O bir beyaz bayrakla karşınıza gelecek sizin. Hani tamam, sen de haklısın, gel bu konuyu kapatalım diyebilir, ama siz bunu biraz gizli saklı yapacaksınız. Çok da ortalarda olmasını istemeyeceksiniz bu konunun. Ve sonrasında karşılıklı görüşmesi var. O da hafta sonuna doğru görünüyor. Karşılıklı bir görüşme, uzlaşma. Karşı tarafın gene şöyle hafif başı önüne eğik. Siz daha bir dik duruyorsunuz karşısında. Hani burada sizden, sizin haksızlığa uğradığınız konularda aslında bu hafta, özellikle Perşembeden sonra haksızlığa uğramış olduğunuz konularla alakalı karşınıza çıkan kişilerin boynu biraz bükük. Aslında durumu farkındalar. Hani çok özür dilemeden çok hayatı daha olduğu gibi devam edelim, tamam bende de yanlış olabilir der gibi olan kişilerle de görüşmeleriniz olacak. Hafta sonu yol planı yapıyorsanız eğer, hafta sonu için yol planında aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Kesik kesik yol görsellerinde çıkıyor. Gelelim iş konularına arkadaşlar. Burası önemli. Burada benim söylemem gerekenler var. Şimdi şöyle. Pazartesi günü bir kişiyle karşılıklı konuşma. Sonrasında bir kere daha konuşma. Kafanızda bazı konuları rahatlatacak bu konuşan kişi. Kimse iş yerinde para konuları alacağınız olan bir kişi mi? İş yerinde patronunuz, şefiniz, kim ise bu, belki de arkadaşınız, ama kafanıza takılı kalan konularla ilgili güzel bir haber, güzel bir konuşma yapacaksınız. Burada beyniniz rahatlamış, sakinlemiş, daha düz bakıyor olarak çıkıyorsunuz. Sonrasında Salı gününe geldiğim zaman, Salı günü sanki E harfi olan bir kişi bir şey atacak ortaya. Yalnız çok ortaya atılan bir laf ama iğneleyici bir laf. Hani sizi rahatsız edecek bu. Elinizle sanki bir cımbız var. O kelimelerin içinden bazı kelimeleri böyle seçiyorsunuz. Seçerek alıyorsunuz yani. Bayağı bir didikleyeceksiniz bu konuşmayı. Kafaya takacaksınız bu konuşmayı aslında. Ben bu dediklere takıldım bunun der gibi düşünceli çıkıyorsunuz. Kafanız karışmış. Ve zaten çarşamba günü, perşembe günü geldiğinde burada arkadaşlar sanki böyle bir havadan düşüş haliniz var. Bu düşüş hali, hani dedim ya, pazartesi salı konuşmalarınızda beklentileriniz çok olumlu, olaylar çok olumlu, güzel bir şeyler çıkar, olur gibi gibi, böyle işimde sakinim, rahatım, bak bazı şeyler düzelecek ya da düzeldi gibi düşünüyorsunuz. Ama çarşamba günü geldiği zaman bir konuşmanın içerisinden bazı lafları çekiyorsunuz ve bu laflardan dolayı da kendinizi havadan aşağıya düşüyormuş gibi hissediyorsunuz perşembe günü. Sanki ben bunu beklemiyordum der gibi. Hani nasıl olur ya bu, ben hiç böyle düşünmemiştim. Bir ani gelişme olacak. Bu gelişme de böyle olayı kontrol edememe, olayın içerisinde kendini bulamama gibi bir durumunuz var. Şimdi bunun üstüne baktığım zaman da böyle şey, olaylar hep arkası arkasıya gelişiyor. Mesela bir iyi olay yaşıyorsunuz, sonrasında bir kişiyle tartışıyorsunuz. Sonra bir kişi sizi böyle sanki uzaktan mikrofonu uzatıyor size. Dinliyor sanki sizi ya. Hani burada iş yerinde birileri uzaktan uzaktan sizi dinliyor. Konuşmalarınızı dinliyor yani uzaktan uzaktan. Patronunuz mu, şefiniz mi? Burada yapmış olduğunuz konuşmalar onun kulağına gidiyor demek oluyor bu. Bu durumda da karşılıklı tartışma var yalnız. Sonrasında da yani. Şimdi bu hafta ben şöyle söyleyeyim. Beklenti içinde olduğunuz konularda umutlanıp sonrasında da duymuş olduğunuz bazı kelimelerden dolayı kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Şimdi bu boşluk anındaki riskler şunlar.
Çevrenizle bu konuyu çok fazla konuşup patronun ya da şefin ya da alacaklı olduğunuz kişinin kulağına bazı laflar gidebilir. Sonrasında çünkü Perşembe Cuma günü karşılıklı tartışma görselleri var. Ve özellikle hani uzaktan dinliyor, sizin konuşacağınızı biliyor, sanki sizi o yöne itiyorlar. Aslında biraz bir oyun görseli de hissediyorum burada. Hani burada biraz konuşmalarınıza, fevri hareketlerinize dikkat ederseniz aslında bu işi siz yönetmiş olursunuz. Çünkü iş yeri yönetmeye çalışıyor sizi aslında biraz bu hafta. Hani konuşturarak işte olayların içerisinden neyi çekeceğinizi biliyorsan biraz strateji var sanki. Bu stratejiye bu hafta dikkat edin. Cuma günü geldiğinde kafanız gelecekle alakalı düşünceli ama bu yaşamış olduğunuz konulardan temiz çıkacaksınız. Önünüzde arkanızda iki yol var bir kere. Yani geçmişten de iyi şeyler, gelecekten de iyi şeyler sizi bekliyor. Ama bu hafta çok minik minik adımlarla beklentilerinizi karşılamaya çalışacaksınız. Bu hafta elinizde böyle net geçen bir şey olmaz ama bir sınanma durumunuz olacak. Şöyle şunu bir sallayalım, durağanlığını alalım. Şöyle bir atalım bakalım. Şimdi bakın iş alanına bakın. Sağ tarafımız iş konularıyla alakalı. Sol tarafımızda yani şu tarafta aile konularıyla alakalı. Şimdi burada orta kısımda iş dünyanızla alakalı. Şimdi iç dünyanızda parasal beklentileriniz var bir kere. Ve temiz. Hani üstü biraz karartılı ama bakın şurada bir balina görselinde çıkıyor. İç dünyanız. Siz bunu ellerinizle tutuyorsunuz. Sadece üstündeki şu karartı tereddütleriniz anlamına geliyor. İçinizde bir ateş tereddütlerinizi tetikliyor. Ama bu konularla alakalı bence güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Aile içerisinde sarılmış iki kişi var. Geçmişi bırakıp geleceğe ve parasal anlamda istedikleri olgunluğa ulaşmak için bir mücadele halindeler. Burada sarmaş dolaş görsellerde ama sıkıntılı çıkıyorlar tabii ki. Şimdi iş konularını görüyor musunuz? Bakın. Burada bir kişiyle konuşmanız, bir konu hakkında bir sıkıntınızla alakalı elinizden mendili bırakıyorsunuz. Yani pes ettim, tamam burada güzel gelişmeler olacak diyorsunuz. Ama sonrasında o yerdeki mendili alıp yeniden mücadeleye devam edeceksiniz. Pazartesi hayal dünyası işleri arkadaşlar. Konuşmalar hep hayaller üzerine kurulu. Hafta sonuna kadar bakın nasıl bir mücadele var. Hafta sonuna geldiğimiz zaman nasıl bir rahatlama var ki hafta sonuna geldiğiniz zaman hem aile hem iş konularıyla ilgili güzel bir hafta sonu geçireceğinizi düşünüyorum. Yani geçtiğimiz hafta sonuna bakarak bu ayın 4 Aralık haftasını çok daha güzel geçireceksiniz diye gördüklerimi size aktardım. Güzel olanlar sizi bulsun, kötüleri de evrene gönderelim. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz daim olsun arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.